Kıymetli muhtarlarım, basınımızın güzide insanları, teşkilatımızın çok çok değerli mensupları, değerli muhtarlarım, değerli dernek başkanlarım, geleceğimizi yoğuran, düzenleyen, onlara yön veren kıymetli hanımefendiler, geleceğimizin teminatı olan gençler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Akşamınız hayırlı olsun. Katıldığınız için sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz, iyi ki varız. Biz 31 Mart akşamına kadar Kartal'a neler yapacağımızı kapı kapı, ev ev, dernek dernek, lokal lokal anlatıyoruz, anlatacağız. Sonuçta hepimiz Kartallıyız ve Kartal'da yaşıyoruz. Yani tek çatı altındayız. Sorunları da bizim, sevinçleri de bizim, üzüntüler de bizim, varlığı da bizim, yokluğu da bizim Kartal'ın. Bir Kartal sevdasıdır. Bir Kartal markasıdır Kartallı olmak. Maalesef özellikle son 15 yıldır Kartal kaderine terk edilmiş koca bir köy gibi. Bir köy. Mehmet Sekmen başkanımızın 94'te aldığı enkaz düzeltti, belli bir yere getirdi. Buradan kendisini rahmetle yad ediyorum. Arif Dağlar başkanımız da onu devam ettirdi. Güzel projeler yaptı, güzel etütler yaptı, güzel hedefler koydu. Hatta başlattığı inşaatlarına Allah rahmet eylesin. Ondan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi geldi. Ne iş, ne aş. Dertleri iş değil, dertleri memleket değil, dertleri belediyecilik değil, dertleri davul zurna çal çal oyna. Kartal merkezi bir ilçe. Baba ocağı, Kartal'ın mahallesi olan Pendik, Kartal'ın mahallesi olan Tuzla, Kartal'ın mahallesi olan Maltepe, Kartal'ın beldesi olan Samandıra, Sancaktepe, köyü olan Sultanbeyli, Kartal'ı fersah fersah geçti, Kartal kaderine terk edildi. Bakın, ticareti yok, yolu yok, sosyal tesisi yok, güzel bir markası yok. Marka demişken bir Kartal Spor markası vardı. Milli takıma futbolcu yetiştiriyordu. Güzel insan yetiştiriyordu. Bu markayı da yok ettiler. Hem de öyle bir yok ettiler ki stadını da yıktılar. Süper Lig'de kafa tutan, Süper Lig'e girmeye çalışan Kartal Spor'u bölgesel Bal Ligi'ne kadar düşürdüler. Pendik Spor 3. Lig'de olduğu zaman Kartal Spor 1. Lig'de Süper Lig'i zorluyordu. Şimdi Pendik Spor Süper Lig'de, Kartal Bölgesel Bal Lig'inde. İşte yaptıkları, yapacakları bunlar. Peki biz ne yapacağız? Kartal'ın bu mahpus tarihini değiştireceğiz. Baba ocağının bacasını yeniden tüttüreceğiz. Sayın Bakanım, Osman Poyraz Başkanım, Bakanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kartal bu değil. Çok kadim bir ilçe. Çok merkezi ve eski bir ilçe. Bize bu görev verildiği zaman Cumhurbaşkanımız tarafından denildi ki Kartal kadim, eski, merkezi bir ilçe. Öncelikle kentsel dönüşümünün mutlaka yapılması lazım. Mutlaka yapılması lazım. Çünkü kent çok eski. Binaların %31'i 1980 ve öncesi. Bakın %31'i 80 ve öncesi yapılmış. %48'i 1980 ile 2000 yılları arasında yapılmış. Yani %80'i tamamen eski. Cumhurbaşkanımızın bize söylediği mesaj şu. Kartal'da
belediyeciliği öğrenmeye değil, öğrenilmiş belediyeciliği uygulamaya gelen bizi görevlendirdi. İstanbul'da belediyeciliği bilmeyen değil, belediyeciliği, şehirciliği, yapıyı bilen ve kendisini dünyaca tanıtmış, dünya tarafından kabul edilmiş Murat Kurum Başkanımızı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde belediye başkan olarak tayin etti. Peki nedir bu? Bu şudur değerli dostlar. Çok önemli bir şey söylüyorum. Kartal halkı bunu bilmesi lazım, bunu anlaması lazım, bunu takdir etmesi lazım, bu fırsatı kaçırmaması lazım. Mimar olarak bendeniz. Kendini ispatlamış yapı şehircilik konusunda Murat Kurum iki ve merkezi hükümetin desteğiyle üçlü kuvvetle buradaki kentsel dönüşümü yapacağız. O konuda kararlıyız. Bilgimiz var, azmimiz var, kararlılığımız var, know-how'umuz var elhamdülillah. Değerli dostlar, değerli kardeşler, değerli mensup teşkilat mensubu kardeşlerim. Biz bunları yapabileceğimize sizler zaten baştan beri inanıyordunuz, inandınız. Samimi olarak söylüyorum. Bugüne kadar Kartal'da yaptığımız çalışmalarda bizim dışımızdaki tüm kesim buna inanmış. Bize söylüyorlar, inanmışlar ve kabuller. Bize hazırlar. Bizim çalışmaya gittiğimizde karşılanmadığımız mahallelerde başkanımla beraber şahit bir girdik mahalleye. Burada çok zayıfız, çok zayıfız dediğimiz yerde korkunç bir şekilde bizi karşıladılar, destek verdiler. Biz inanıyoruz. Sizin belediyecilik tecrübeniz, samimiyetiniz, bilginiz, know-how'ınızla Kartal'ı düzelteceğinize inanıyoruz dediler. Ben deniz yurt dışında çok çalıştım. Altı dil bilen bir kardeşiniz olarak yurt dışından gelen misafirlerimi götürecek bir yer yok. Kartal'da bir yer yok. Başka yerlere götürüyoruz. Başka yerlere. Pendik'e, Maltepe'ye, Pendik'e, Gözdağ'a götürüyorum misafirlerimi. O Gözdağ tesisleri projesini ve inşaatını kim yaptı? Bendeniz Sayın Erol Kaya'nın teknik danışmanlığı olduğum dönemde Pendik'te bendeniz yaptı. Aynısını Kartal'ın böyle gururu olacak, gideceği sosyal tesisi olacak, hayırlı olsa da yapacağız inşallah. Yine Pendik sahilde marina var. Pendik marina. O da yine bu kardeşimizin projesi. Hatta Oşinografi Daire Başkanlığı'ndan denizin, sahildeki denizin sığlık, derinlik haritasını alıp yerini tespit edip projelendirmiştik ve yapmıştık. Kartal'da çok güzel bir sahilimiz var. Altın. Kartal'ın içindeki trafik sıkışık. Kartal'ın spor tesisleri yok. Kartal'ın sosyal tesisleri yok. Kartal'ın gençlerinin buluşacağı, kendilerini geliştireceği ortamları yok. Yaşlısı, engellisi, hatta sokaktaki hayvanı bile barındıracak, bakacak bir tesisi yok. Yok. Bunlarla ilgili yaklaşık 100 yılda 100 projeyle inşallah lansmanda bunları detaylı bir şekilde anlatacağız. Bunların hepsinin tek 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 çözümleri var. Sizlerden ricam teşkilat mensubu olarak bunları zaten duyacaksınız, anlatacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde tek yumruk olarak birbirimizden asla şüphelenmeden, birbirimizi terk etmeden, birbirimizi, ittifakımızı kırmadan tek yumruk olarak sonuca varacağız. Bakın samimi söylüyorum. Samimi olarak söylüyorum. Biz bu seçimi kazanacağız Allah'ın izniyle. Kazanacağız. Bizim dışımızdakiler de buna inandı. İnanıyorlar. Geçenler belediyeyi ziyaret ettim. Bütün belediye personelini tek tek gezdim. Hepsinin elini sıktım. Halkına hatırını sordum. Ya böyle bir şey olmaz. Ben bu birimdeki personeli görüşüp
onlarla hasbihal ederken yan taraftaki diğer birimdeki personeller kapıdan girdiğinde hepsi ayakta bekliyor. Ayakta bekliyor. Biliyorlar. Bizim geleceğimizi biliyorlar. Çünkü yüzlerine kimse gülümsememiş. Kimse bu hal ve hatırlarını sormamış. İşe almış, büyük iyilik yapmış. İşe almış, lütfetmiş. Ama insani değer diye bir şey var. Ne olursa olsun bir insanlık var. Bir insani değer var. Adam yerine koyma var. Sonuçta vicdanımız var, merhametimiz var, duygularımız var, hislerimiz var. Bizim yapımızdan gelen insani değerlerle biz insanı karşılıyoruz ve karşılayacağız. Diyorlar ki, Sayın Vekilim, diyorlar ki, geldiğinizde atacak mısınız bizi işte? Sayın Bakanım, onu soruyorlar. Gittiğimiz her yerde bunu soruyorlar. Kardeşim, maharet işsiz bırakmak değil. Maharet işsize iş bulmaktır. Maharet yok etmek değil. Maharet yapmaktır. İmar etmektir. Gönül kazanmaktır. Gönüle girmektir. Biz AK belediyeciliğiyle tarih yazmış belediyecilik anlayışını Kartal'la yeniden getireceğiz. Kartal bundan nasipsiz kaldı. Kartal bundan kısmetsiz kaldı. Kartal bunun dışında kaldı. Belediyeciliği getireceğiz. Herkese, her kesime dokunacağız. Herkesin, her kesimin ihtiyacını karşılayacağız. Çocuklarımız var. Biz çok kadim bir medeniyetten geliyoruz. Ve geleceğe kafa tutacak Sayın Cumhurbaşkanımızın da diyor ya, dünya beşten büyüktür. Onlara kafa tutacak. Yüreği, bileği, beyni, aklı, gücü, feraseti çok kuvvetli gençlerimizi yetiştireceğiz. Nerede yetiştireceğiz? Hangi ortamda yetiştireceğiz? İşte burada, bu ortamda onları yetiştireceğiz. Teknoloji üsleri kuracağız, kütüphaneler yapacağız, spor merkezleri yapacağız. Spor merkezleri derken bizim yaşlılarımız ve engellilerimiz, engellilerimize bakan insanlar sürekli engellisiyle evde hasbihal, artık bunalmış durumda. Onlara engelliler için çok güzel bir spor kompleksi yapıp yanında da sosyal tesis, engelliler sosyal konularda, yani sosyal tesislerde aileler, sosyal tesiste aileler bir araya gelip sosyalleşirken engelliler de spor merkezinde sporlarını yapacaklar. Hayvandaki sokakları ben bakışımızı ve vicdanımızı anlatmak için söylüyorum. Hayvandaki sokaklarda, sokaktaki hayvanlar bir barınak yok. Biz bir barınak yapacağız. Hayvan ambulansı kuracağız. Sokaktaki yaralı hayvanı alıp tedavi ettireceğiz. Ambulans, hayvan ambulansı. Alıp tedavi ettireceğiz. Agresif olup ısırıp saldıran varsa onları da psikolog hekimler tarafından, veteriner hekimler tarafından onların tedavileri yapılacak. Ondan sonra sokağa bırakılacak. Sokaktaki köpek saldırıyorsa bir sebebi var. Bir sıkıntısı var. Bu kadar detaylı düşünüyoruz. Kaldı ki bizim kendi insanımız. Az önce söylediğim, yani biz geleceğe kafa tutacak nesiller yetiştirmeliyiz. Çünkü biz çok kadim bir medeniyetten geliyoruz. Birkaç yerde anlattım, burada da anlatayım. Kadim medeniyet derken bizim ecdadımızın yaptıklarının izleri var. Libya'da Şantiye'de bir proje müdürüydüm. Dediler ki burada Tunus'ta bir Cerbe diye bir şehir var. Bu şehirde bir Türk camisi var. Bu camide bir cuma namazı kılalım dediler. Biz gittik cuma namazını kıldık. Hoca da Davudi sesiyle çok etkiledi. Yüreğimi titretti böyle. Namazdan sonra gidip elini öpüp duasını alayım dedim. Gittim. 100 yaşın üzerinde o zaman Allahu Alem. Elini öpmeye çalışıyorum. Tekabbelallah üstaz dedi. Minna ve minkum dedi. Alttan böyle bir baktı. Mineynente ene min Türkiye. Ente tıra namusa zenetire. Ehlen ve sehlen. Barakallahu fi. Ezekallahu khira ya seyyidi dedi. Baktı ki ben yabancıyım. Sen nerelisin dedi. Türkiye. Türk müsen? Evet dedi. Hoş geldin, safalar getirdin, Allah kabul etsin dedi. Tuttu elimi, öpmeye çalışıyor.
Ben onun elini öpmeye çalışıyorum, o benim. Ben onun, o benim derken neredeyse secdeye kadar kapanacağız. Birden ciddileşti, bırak dedi ya, bırak. Ömrümün ahirinde bir Osmanlı torununun elini öpme şerefini bana çok görmedi. Biz öyle bir nesilden geliyorsak yarın yine bunu dünyaya mührümüzü çakmamız lazım. Sibirya'da Novak Sibirya şehrinde bir dahiler üniversitesine okuluna gitmiştim. Uzay üssü gibi yapmışlar, gençlerini yetiştiriyorlar. Niye bizde yok? Niye süper güç olduğu belli. Biz de Kartal'da bir teknoloji üssü kuracağız gençlerimiz için. O teknoloji üssünde kendini geliştirecek, projesini yapacak, imkanlar vereceğiz, destek vereceğiz ve yerli yabancı yatırımcılarla buluşturup buldukları buluşları, icatların pazara çıkmasını sağlayacağız. Bakın gençlerimiz sokaklarda her türlü farklı kötü alışkanlıklara hazır durumdalar. Mahallelerimize kütüphaneler kurup bu gençlerimizin o kütüphanelerde istifade etmesini sağlayacağız. Kitap okusun, çay kahvesi bedava olsun, simidi bedava olsun, sokakta duracağına kütüphanede dursun, kendini geliştirsin, kendini yetiştirsin. Bunları istiyoruz da, iyi genç istiyoruz, sağlam vücut istiyoruz da bunların altyapısını, imkanlarını ve tesislerini yapmamız lazım. Bizim bütün bunların projesi hazır. Tam 10 gün boyunca 12 tane arkadaşım kampa girdi. Kampta biz Kartal'ın ne eksiği varsa, yani aklımıza gelecek her türlü eksiğine kadar projelerimizi yaptık. Bu projeleri lansmanda sunduğumuzda göreceksiniz. Evet, yaparsa AK Parti yapar. Yaparsa AK Parti yapar. Bunu da zaten bizim esnaf ziyaretlerinde, mahalle ziyaretlerinde kabul etmiş bütün halk. Taraflı tarafsız. Ben diyor CHP'liyim. 7 süreliğinden CHP'liyim. Bıktım artık diyor. Kartal'da yaşamaktan bıktım diyor. Eğer ki bu sefer de siz kazanamazsanız öyle diyor. Bak sizi destekleyeceğim. 7 süreli CHP'li olarak. Sizi destekleyeceğim. Oy da vereceğim. Ama Kartal'ı sizi anlamaz da seçmezse vallahi billahi Kartal'ı terk edeceğim diyor. Bunu CHP'li söylüyor. Bunun gibi niceleri. Niceleri var. Ben her zaman güzel bakarım. Derim ki güzel bakan güzel görür. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen de hayatından lezzet alır. Biz her zaman güzel bakacağız. Her zaman güzel göreceğiz. Her zaman hayatımızdan lezzet alacağız. Herkes bizim. Herkesi kucaklayacağız. Belediye geldiğimizde ötekileştirme yok. Ayrıştırma yok. Bölgecilik yok. Kartal'da, İstanbul'da, Türkiye'de aynı çatının altındaysak başımız gözümüz üstüne diyeceğiz. Yeter ki insana hizmet edeceğiz. Hatta ve hatta bu hizmet, insana hizmet insanın en hayırlısı, insanlara faydalı olandır. Hadisine nail olmak üzere hizmet edeceğiz. Bizim düsturumuz, bakış açımız böyle değerli arkadaşlar. Projeleri uzun uzun anlatmama gerek yok. Lansmanda anlatacağız. Sizden benim ricam birlik ve beraberlik içerisinde daha adımlarımızı hızlandırarız. Biz eskiden üniversitede okurken otobüse gideceğimiz zaman otobüse yetişmek için pergelleri açalım dedik. Pergelleri açalım dedik. Değil mi Öbekli Başkanım? Pergelleri açmak demek hızlı yürümek demek. Çok demektir. Benim sizden ricam az bir zaman kaldı. Pergelleri açalım. Herkesi kucaklayalım. Her eve gidelim. Herkese söyleyelim. Cep telefonumuzdaki bütün dostlarımızı tek tek arayarak destek isteyelim. Bizim dışımızdaki insanlar da bize inanmış ve verecekler. Bize oy verecekler. Kazanacağız. İnanın ki bakın burada. Kardeşimiz burada yan kaldı diyor. Ben burada gördüm. Evet dedi Hüseyin Bey. Ben farklı bir partiden. Değil mi? Bak geldi burada bizi ziyaret ediyor. Ben davet etmiş değilim. Sizi davet etmedim değil mi? Yok. Kendiniz geldiniz. Diyor ki ben diyor Arazi'de sizi gördüm. Pazarda gördüm. Çarşıda gördüm. Sizi dinledim.
anladım. Bu işin ancak sizin yapacağınıza inandım ve geldim diyor. Ve burada görünce zaten şaşırdım. Arkadaşlar sizi tebrik ediyorum. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. İnsanlık ve insan değeri içerisinde buluşacak. Bakın kardeşimiz. Evet, teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Yani şunu söyleyeceğim. Eğer siz kendinize inanıyorsanız, bilginizle know-how'ınız varsa bunu karşıdakinin hissetmemesi mümkün değil. Eğer siz insancıl ve insani değerlerdeyseniz karşıdakinin bunu anlamaması mümkün değil. Hissediliyor. Yapmacık harekette, gerçek harekette hissediliyor. Dolayısıyla ben tekrar fazla zamanınızı zorlamayayım. Fazla vaktinizi almayayım. Burası yüksek yer, serin yer, soğudu hava Sayın Bakanım. İnşallah ilçe başkanımızın, ilçe başkanlarımızın Cumhur İttifakı olarak Kartal'a AK Parti'nin bayrağını dikip AK Parti belediyecilik hizmetini Kartal'da buluşturacağız. Kartal en eski haline, meşhur olduğu dönemdeki haline dönecek. Kartal'dan gidilen yer değil, Kartal'a gelinen yer olacak. Kartal'dan kaçılan yer değil, Kartal'a talep edilen yer olacaktır. Bakın bunu göreceğiz hep birlikte inşallah. O konuda kendimize de güveniyoruz, o konuda halkımıza ve sizlere de güveniyoruz. Bu vesileyle bu yolumuz hayırlı olsun. 31 Mart akşamında seçimimiz hayırlı olsun. 1 Nisan'da Kartal halkının huzuru, rahatı, mutluluğu, ferahı ve konfor içerisinde yaşamasının ilk günü olacak diyorum. Hepinize saygı, sevgiler ve muhabbetle selamlıyorum. Akşamınız hayırlı olsun. Geleceğiniz aydınlık olsun. Allah yardımcınız olsun diyorum.